İnternet TV ailesi merhaba. Bugün sizinle birlikte yine bir dijital deneyim paylaşımı yapacağız. Ne yapacağız? Kan alacağız. Ben ve stajyerim Hayri. Önce ben Hayri'den kan alacağım. Daha sonra Hayri benden kan alacak. Bugün ikinci deneyimi, ilk deneyimini arkadaşlar üzerinde karşılıklı yaptılar. İkinci deneyimini de Hayri sizinle paylaşmak istedi. Videoda teorik konuya çok değinmeyeceğim. Daha çok sizin görmek istediğiniz nokta biliyorum. Pratik kısmı, deneyim kısmı. O yüzden bütün aşamaları ikinci bir kameramız var. Orada yakın plan alarak anlata yapacağız. Deneyim paylaşımını anlamlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Teorik kısmına gelince de videonun altına Biyokimya Derneği'nin konuyla ilgili kılavuzunu bırakırım. Oradan daha detaylı göz atarsanız okursunuz. Her şey oturmuş olur. Evet Hayri, senin var mı söylemek istediğin bir şey? Yine biraz heyecanlıyım. Bugün arkadaşlarımızla birbirimizden kan aldık. İkinci deneyimimizi de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler için faydalı olur. Hayri Can'la ilgili mutlaka videonun altında güzel yorumlar bekliyorum. Neden? Çünkü şu an çok değerli bir şey yapıyor. İkinci deneyimini hem kamera karşısında gerçekleştirecek hem de size aktarmaya çalışacak. Bu gerçekten önemli bir şey. En azından bir alkış emojisi de olsa Hayri Can'a bu cesaretinden dolayı mutlaka güzel bir şey bekliyorum yorumlarda. Özellikle bu dönemde staja çıkamadığınız dönemlerde bu deneyim paylaşımları çok önemli oluyor. Sizin için çok kıymet veriyorsunuz biliyorum. O yüzden Hayri Can'a ben minnet bir alkış bırakıyorum. Sizden de o alkışı bekliyorum. Öncelikle Vakutainer'la kan almada malzemelerimizi tanıyarak başlayalım. Bize ne lazım? Tabii ki bir turnike lazım. Turnike ne için lazım? Daha önceki damar yolları videosundan bildiğiniz üzere venöz dönüşü önlüyoruz ve bir venöz dolgunluk elde ediyoruz. Turnike bunun için lazım. Hemen arkasına Vakutainer dediğimiz aleti tanıyalım. Vakutainer dediğimiz alet çok basit bir alet. Şöyle bir iğnesi var bunun. İğnesinin şu beyaz kısmını çıkartıyoruz ve vidalayarak buraya oturtuyoruz. Yeşil kısmını çıkardığımızda da burasıyla da hastaya giriş yapıyoruz. Hastaya giriş yaptıktan sonra tüpü bu şekilde oturtuyoruz. Bu sayede direkt venle tüpün içine kan akımını sağlıyoruz. Bu tüpler vakumludur. Kendileri otomatik dolarlar. Peki bu nasıl çalışıyor? Şu kilitlemeden önce kapağını kapatıp size göstereyim. Bu kapak kapatma işlemini yapmıyoruz normalde güvenlik açısından. Ne yapmanız gerektiğini göstereceğim birazdan. Şurada şu plastik kısmın içinde bir iğne var. Bakın şöyle çıkıyor, gördünüz mü? Bu plastik kısım tüpü oturttuğumuzda burası da ona uygun bir plastiktir. Tüpün içine geçer, plastik kısım dışında kalır ve böylece güvenli bir saplanma, kilitlenme, kontakt olmuş oluyor. Bu alet de böyle çalışıyor. Şöyle oturtuyoruz, hemen bir daha göstereyim. Burası da hastaya giriyor, tüpü de buraya oturtuyoruz. Daha sonrasında çıkışı yaptıktan sonra bu kapağı kapatmak yerine şu kilidi kullanıyoruz ve bu artık yerinden çıkmaz. Artık iş kazası bir yerlere batmayı da önlemiş oluyoruz. Bunu delici kesici alet kutumuza atalım. Ülkemizde kullandığımız vakutainerların hepsi kalite gereği böyle güvenlik kilitlidir. Daha sonra bize ne lazım? Tabii ki kan tüpü. Kan tüplerinde hasta barkodu yapıştırıyorsak, şurada göstereyim. Kan tüplerinde dikkat etmemiz gereken nokta burada çizgiler vardır. Bu çizgilere kadar kan alır bunlar. Eğer Vakutainer'la değil de, normalde bu önerilen bir şey değil, enjektörle kan almıyoruz. Eğer çok zorunda kaldıysak ve enjektörle kan aldıysak, burada bu çizginin üstüne daha fazla kan almıyoruz. Neden? Çünkü almaz, ona göre vakumludur, patlar. Barkod yapıştırırken de bu çizgiyi açıkta bırakıyoruz ki doğru yere kadar kan alabildik mi bunu görelim. Bir diğer gerekli olan malzeme de tabii ki bir antiseptik, cilt antiseptiği, oraya bir ponksiyon giriş yapacağımız için %70'lik izopropil alkol ya da etanol solüsyonu, yani %70'lik etil alkol işimizi görecektir. Bazı durumlar haricinde tabii, örneğin kan kültürü alacaksak. Kan kültürü alacaksak eğer steril giriş koşulları hazırlamamız gerekiyor. Tabii bu tetkikleri de kontamine etmeden almamız gerekiyor ama o tetkikte neden steril davranıyoruz? Buraya yeşil örtüler seriyoruz, steril eldivenle giriyoruz. Normal muayene eldivenleriyle girmiyoruz. Orayı podyon iyodinle siliyoruz. Çünkü kan kültüründe o tetkiyi kalıyoruz ve kanda bakteri ürüyor mu, üremiyor mu ona bakacağız. O yüzden giriş koşulları önemli oluyor. Ama o iyodinle girdiğimizde kan kültürünün yanında şurada farklı bir tüpü, biyokimya tüpüne kan almıyoruz ki o iyodin kan sonuçlarını değiştirebiliyor.
ona dikkat ediyoruz. Ya da hastanız trafik kazasıyla geldi acile, alkol tetkiki çalışacaksınız. Genelde bu tür durumlarda mutlaka çalışılır. Alkolle silmiyoruz. Yerine kloreksidin solüsyonu kullanabiliriz. Eğer oldu da zorunda kaldık, alkolle sildik, o zaman kurumasını bekliyoruz ki o alkol tetkiki yanlış çıkmasın. Kayıt devam ediyor mu orada? Ediyor. Okey. Şimdi o zaman yakın planda işlemi uygulamaya başlayalım. Tabii önce nedir? El hijyeni ile işleme başlıyoruz. El dezenfektanı kullanıyorum ben burada. Bu arada el dezenfektanı kullandıktan sonra eldiveni hemen giymeyin. Islak olduğu için giymesi zorlaşabilir. Bu arada ben size şeyden bahsedeyim. Şu an deneyim paylaşımı yapıyoruz. Bu konuda bize destek olmanız önemli, videoların insanlara ulaşması için. Videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, WhatsApp gruplarına vesaire unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bunlar sizin için küçük olsa da bizim için gerçekten çok kıymetli şeyler. Hemen eldivenlerimizi giyip başlayalım. Ne diyorsun Hayrican, öğrenebilecek miyiz bu YouTuber'lığı? Öğreneceğiz. Yani aslında çok gözümüz YouTuber'lıkta da değil de bir hemşirelikle ilgili Türkiye'de bir deneyim paylaşımı, dijital deneyim paylaşımı olsun istiyorum. Maalesef Türkiye'de bunlar yok. Çok az sayıda var. Onlar da istikrarlı şekilde sürmüyor. Bunu istikrarlı şekilde sürdürmek de zor. O yüzden desteğinizi mutlaka bekliyorum. Hadi işleme başlayalım. Şimdi girişim yapacağımız yere, şurada buraya bugün arkadaşların girişim yapmışlar. Oraya girişim yapmayalım. Farklı bir yere yapalım. Girişim yapacağımız yerin 8-10 santim üstüne turnikemizi uyguluyoruz. Turnikeyi uygularken dikkat etmemiz gereken nokta, çok aşırı sıkıp arteriyel akımı, yani atar damarlardaki akımı önleyip ekstremitenin dolaşımını bozmuyoruz. Ve 1 dakikanın üstünde turnike kalmamalı ki burada bir göllenme oluyor. Bu göllenme kan sayımı sonuçlarını değiştirebiliyor. Eğer oldu da girişimi yapamadık, geciktik vesaire, damarı bulamadık, çözeceğiz turnikeyi, 2 dakika bekleyeceğiz. Daha sonra yeniden girişimimizi yapacağız. Şimdi turnikeyi uyguladık. Belki burada da uzun sürecek. O yüzden yeniden çözmemiz gerekecek. Bu gecikmeyi yapmadan hemen işleme geçelim. Alkollü swap'la önce palpe ediyoruz gireceğimiz yeri. Dokunuyoruz. Gördük. Güzel bir bölge tespit ettik. İçten dışa, merkezden dışa siliyorum. Daha sonrasında hemen bok cleaner'ımı hazırlıyorum. Bu arada belki 1 dakikanın üstünde olmuş olabilir ama bu kan tetkikleri çalışılmayacağı için çok takılmıyorum. Hemen hazırladım bok cleaner'ımı, tüplerimi buraya hazırladım ve diğer hazırlamam gereken şey ise oraya çıkış esnasında koyacağım kuru gazlarım. Pamuk kullanmıyoruz. Neden? Pamuk oradaki daha sonra fibrin liflerini alıyor, trombosit liflerini alıyor ve pıhtılaşmaya zorlaştırabiliyor. Şimdi şuradan hemen girişimi yapıyorum. Girişimi yaptıktan sonra burada vene girdiğinizde bir yumuşaklık hissedersiniz. Boşluğa düştüğünüzü hissedersiniz. Onu hissettiğinizde durun. Daha sonrasında hastanın cildinden şuradan bir elimi destekliyorum ki bunu oturtmak biraz zordur. Oturturken bu vakuteyner oynatıyorum. Smooth bir hareketle vakuteyner oturtuyorum. Bakın kendisi doluyor içine. Ve nereye kadar dolacak? Tam iki çizginin ortasına. Bu sedimentasyon tüpü çift çizgilidir. İkisinin arasında dolması yeterlidir. Buraya netliyor mu? Bu iki çizginin arasında dolması yeterlidir. Ve tam ihtiyacım olan yere kadar doldu. Bunu birkaç kez ters düz ediyorum. Ters düz ettikten sonra buraya bırakıp ikinci tüpüme geçebilirim. Ama ikinci tüpü almayacağım. Önce turnikemi çözüyorum. Çıkışı yapmadan önce ki burada ortamı kirletmeyeyim kanla. Ciddi kanama olur. Hastaya zarar vermez buradaki kanama ama şöyle çıkışımı yapayım, öyle anlatayım. Hastaya zarar vermez buradaki kanama ama ortamı kirletir. O yüzden gerek yok. Bir de cilt altı hematoma, yani oradaki morarmaya neden olur. Önce turnikeyi çözüp daha sonra çıkışımı yapıyorum. Bunun da yine şuradaki kilidini kapattım. Ele batmıyor artık bu. Kilidini kapatıp atıyorum. Daha sonrasında hastanın buraya birkaç dakika bastırmasını rica ediyorum. Eğer girişim yaptığımda hastanın koluna bir karıncalanma, elektrik çarpma hissi, yanma oluşmuşsa olası bir sinir harabiyetinin önüne geçmek için o işlemi sürdürmüyorum. Çıkış yapıyorum. Daha sonra farklı bir yerde yeni bir ponksiyon yapıyorum. Ya da burada brakial artere girme riskim çok yüksektir. Brakial artere giriş yaptığımı düşünüyorsam, yani oraya kan olması gerekenden çok daha hızlı gelmişse
ya da hemen orada bir cilt altı hematom, morarma hızlı bir şekilde olmuşsa yine işlemi sürdürmüyorum. Çıkıyorum ve hastanın oraya 5 dakika sıkı bastırmasını rica ediyorum. Hatta bizzat kendim bastırıyorum çünkü arter kanamalarını durdurmak biraz daha zordur. Biz burada venlere giriş yapıyoruz. Tabii arterden aldığımız tetkikler de var. Arter kanımız çalışırız. Arterden de girip tetkik alınabilir. Ama klinikte sık kullanılan şey venden alınan tetkiklerdir. Şimdi eldivenimi çıkardım, işlemi tamamladım. Yine el hijyeniyle işlemi sonlandırıyorum. Şu an bu ortam çok uygun değil, buraya çok takılmayın. Çekim için böyle bir şey hazırladık, geldik buraya. Bir de dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Hastanın kimlik doğrulama. Neden? Hastanelerde şöyle bir oran vardır. Yapılacak bütün tedavilerin, işlemlerin 3'te 2'si şu tüp içindeki kan sonuçlarına göre yapılır. Bütün ilaçlar bunlara göre başlanır. İlaçların 3'te 2'si bunlara göre başlanır. İşlemlerin 3'te 2'si bunlara göre yürütülür. Tanıların en az 3'te 2'si bunlara göre konur. O yüzden yanlış hastadan yanlış tetkik alınması bazı sorunlar doğurabilir. Mutlaka hastanın kimliğini doğruluyorum. Ha, bunun üstünde barkod olur. Barkod üzerinden eğer yatan hastaysa hem hasta kimlik bilekliğiyle hem de sözel olarak kimliğini doğruluyorum. En az 3 faktöre gerekiyor. Adı, soyadı, yaşı ve baba adı olabilir mesela. 3 faktöre doğruladıktan sonra, doğru hastadan doğru tetkiki aldıktan sonra laboratuvara yolluyorum. Laboratuvara hangi koşullarda yollanacak, hangi tetkik aşağıdaki kılavuzda var, oradan bakabilirsiniz. Evet Hayrican, nasıl hissettin? Nasıl geçti? Hissetmedim. Ya şanslıymışız o zaman. Şimdi sıradaki kurban benim. Senin kurbanın ben olacağım. Hadi kalk oraya, ben geçeyim. Şimdi burada Hayrican biraz dinlensin. Buraya böyle pışt diye bir geçişle siz direkt Hayrican'ın kanaldığı yere geleceksiniz zaten. Evet, sıra Hayrican'a geldi. Hayrican bu arada işlemleri ve bazı işlem basamaklarını atlayabilir ikinci deneyimi olduğu için. Ona ben yardım edeceğim videoda sık sık. Ama eğer olur da yapamazsa Hayrican'ı linçlemek yok. Hayrican, evet. El hijyeniyle işleme başladı şu an. Şu an gerginlikten el hijyenini de bir tuhaf yapıyor zaten, gerildi. Umarım bu video, Vakutayner'e kanalıma videosu sizlere yardımcı olur. Biraz daha cesaret ve deneyim kazanmanızı sağlar. Bir ön hazırlık olur. Yabancı ülkelerde, özellikle Amerika'da bu konuyla ilgili çok ciddi kaynaklar var. Deneyim paylaşımının dışında hemşire, influencerlar da çok fazla var. Deneyim paylaşan insanlar da var. Evet, ellerini takamıyorum şu an. Ellerin ıslak olduğu için takamıyorsun. Onu çıkarıp bir daha giyersen, başka bir yerden giyersen sorunu çözeceksin. Heyecandan mı? Hayır. Oradakiler şu an burada yoklar. Evet. Hayır. Evet. Kamerun heyecanı. Şimdi bizim ülkemizde pek fazla yoklar. Biz bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Umarım başarılı oluruz. Başarılı olmamız için de desteğinize çok ihtiyaç var. Abone olup like atmayı unutmayın. Hayırcan, tamam bu kadar heyecanlanma. Eldiven medium. Normalde senin elinde olması lazım. Olacak. Oldu. Oldu. Siz ya videoyu ileri sararsınız ya da ben burayı keserim muhtemelen ya. Kusura bakmayın. Şimdi evet. Önce bu değil, önce. Önce turnikemizi uyguluyor evet. Hayrican. İşlem yapacağımız yerin 8-10 santim yukarısına turnike uyguladı. Venöz dönüşü önleyecek kadar sıktı. Biraz daha sıkabilirsin istersen. Tamam. Burada hastaya, az önce benim anlatmadım, bütün damar yolu videolarımda anlattım, onu şuraya bırakırım, buradan açıp izleyebilirsiniz. Ven dolgunluğunu yeterince almak için hastanın ekstremitesine böyle efor sarf ettirebilirsiniz. Bu oraya arterel akımı arttıracak, bu sayede venöz dolgunluğunu da arttıracaktır. Bunun yanında oraya travmatize edebilirsiniz böyle hafifçe vurarak. Bu da cilt altından histamin bırakılmasına neden olacak. Bu da vazodilatasyona sebep olacaktır. Bu sayede daha geniş, daha dolgun venler elde edebilirsiniz. Şimdi Hayrican, önce Vakutayner'in beyaz kısmını açacaksın. Beyaz kapağını açıyorsun, vidalıyorsun Vakutayner'a. Tüpler sonraki aşamada.
Şimdi artık orayı merkezden dışa sildin. Evet. Daha sonrasında bir daha buraya dokunmadan bir giriş gerçekleştireceksin. Yeşil ucu açıyorsun. Tüplerini hazırlıyorsun buraya. Zaten gaz ispancında hazır. Evet. Bir giriş yapacaksın. Endişe etme, gir. Canım uyanacağını düşünme. Çok minnak bir iğne o. Evet, şu an giriş yaptın. Şu an artık diğer elinle kolumu desteklemeyi bırakıp tüpünü oraya oturtabilirsin. Tüpünü arkasından buraya alalım özellikle. Tüpünü arkasından buraya oturtuyorsun. Evet, şu an geliyor. Harikasın. Şu an oynatmıyorsun. Şu vakuteyneri ben alayım. Görsün orayı kamera. Bakın oradan doldu. Tamam, şimdi sen tutabilirsin. Önce turnikeyi çözüyoruz. Şimdi tüpü çıkartalım. Tüpü 3-4 kez alt üst ediyoruz. Bu tüplerin hangisini ne kadar alt üst edeceğiniz videonun altında kaynakta yazıyor olacak arkadaşlar. Daha sonrasında oraya kuru gazını, spancını koyup çıkışını yapacak. Evet, benim de canım hiç yanmadı. Hayrican gayet başarılı bir kanalma gerçekleşti. Hayrican'ı takdir ediyoruz. İkinci kameramanımız da çok beğendi. Sen de oradan bir selam ver, üniforma abimin görünmeden. Yok, gerek yok. Peki. Dış ses olarak devam evet, edelim. Dış ses olup dış sesimizi de beğendi. Şimdi videoyu burada kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Var mı Hayrican söylemek istediğin bir şey? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.